İslamabad'da yıldızsız kapkara bir gece çöküyor. Aradan birkaç saat geçti. Şimdi acil servise uzanan koridordaki küçük bir bekleme odasının zemininde oturuyorum. Önümde kahverengi zevksiz bir sehpa var. Üstünde gazetelerle, kenarı kıvrılmış dergilerle dolu. Nisan 1996 tarihli bir Time, üzerine bir hafta önce tren kazasında ölen gencin fotoğrafı bulunan bir Pakistan gazetesi. Parlak kapağında Lollywood yıldızlarının gülümsediği bir eğlence dergisi. Karşımdaki tekerlekli sandalyede yeşim rengi şal var kamez giymiş, sırtına tığ işi bir şal almış yaşlı bir kadın uyukluyor. Arada bir sıçrayarak uyanıyor, Arapça bir dua mırıldanıyor. Bitkinim merak ediyorum, bu gece kimin duaları kabul olacak, onun kimi benim kimi? Sohrab'ın yüzü gözümün önünde beliriyor. O sivri çenesi, küçük deniz kabuğu kulakları, tıpkı babasının gözlerine benzeyen hafif çekik bambu yaprağı gözleri. Dışarıdaki gece kadar siyah bir keder beni pençesine alıyor. Boğazımın kenetlendiğini hissediyorum. Havaya ihtiyacım var. Kalkıyorum, camları açıyorum. Panjurların arasından gelen hava küflü, sıcak, aşırı olgun hurmayla at pisliği kokuyor. Derin soluklarla onu ciğerime çekiyorum ama beni göğsümdeki kelepçeden kurtaramıyor. Yeniden yere çöküyorum. Time dergisini alıyorum, sayfalarını karıştırıyorum ama okuyamıyorum. Dikkatimi hiçbir yere odaklayamıyorum. Dergiyi sehpanın üzerine atıyorum. Beton zemindeki zikzaklı desene duvarların birleştiği köşelerdeki örümcek ağlarına, pencere pervazındaki ölü sineklere bakıyorum. Saat sabahın dördü. O çift kanatlı kapıdan dışarıya itekleneli beş saati geçti. Hala bir haber alamadım. Altımdaki zemin bedenimin bir parçası gibi oldu. Soluklarım gittikçe ağırlaşıyor, yavaşlıyor. Uyumak istiyorum, gözlerimi yummak, başımı bu serin, tozlu zemine yaslamak, dalıp gitmek. Uyanınca belki otelin banyosunda gördüklerimin bir rüya olduğunu anlarım. Musluktan akan, küvetteki kanlı suya karışırken şırıldayan su. Küvetin yanından sarkan sol kol. Sifon kapağının üzerindeki kanlı ustura. Bir gün önce tıraş olurken kullandığım ustura. Ve gözleri. Yarı aralık ama ışıksız. Her şeyden çok bu gözleri unutmak istiyorum. Az sonra uyku gelecek kendimi ona bırakacağım. Rüyamda daha sonra anımsayacağım şeyler göreceğim. Biri omzumu hafifçe sarsıyor. Gözlerimi açıyorum. Bir adam yanıma diz çökmüş. O çift kanatlı kapının arkasındaki erkekler gibi bunun da başında bir takke, ağzında da kağıt bir ameliyat maskesi var. Maskedeki kan damlasını görünce yüreğim veriyor. Çağrı cihazın üzerinde şehla gözlü küçük bir kızın fotoğrafını yapıştırmış. Maskesini çıkartıyor. Sohrab'ın kanına bakmak zorunda kalmayacağım için seviniyorum. Teni Hasan'la Şarenao'daki çarşıda satın aldığımız şu İsviçre çikolataları kadar koyu. Saçları seyrek ama ela gözlerini çevreleyen kirpikleri gür kıvrık düzgün bir İngilizce ile adının Doktor Nevaz olduğunu söylüyor. Ansızın bu adamdan kaçmak istiyorum. Çünkü bana söylemeye hazırlandığı şeyi kaldırabileceğimi sanmıyorum. Çocuğun bileklerini çok derinden kestiğini, çok kan kaybettiğini söylüyor. Dudaklarım aynı duayla kıpırdanmaya başlıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulallah. Defalarca kan vermeleri gerekmiş. Süreyya'ya nasıl söyleyeceğim? Kalbi iki kez durmuş, elektroşok uygulamışlar namaz kılacağım, zekat vereceğim. Kalbi bu kadar genç ve güçlü olmasaymış onu kesinlikle kurtaramazlarmış. Oruç tutacağım. Kurtulmuş, yaşıyormuş. Doktor Nevaz gülümsüyor. Ne dediğini algılamam tam bir dakika sürüyor. Bir şeyler daha söylüyor ama onu duymuyorum. Çünkü ellerini tuttum yüzüme bastırdım. Bu yabancının küçük etli ellerine hıçkıra hıçkıra minnetle ağlıyorum. Şimdi susuyor, bekliyor. Yoğun bakım birimi L biçiminde loş, sürekli öten ekranlar, vızıldayan aygıtlar. Doktor Nevaz beni beyaz naylon perdelerle ayrılmış iki sıra yatağın arasından geçiriyor. Sohrab'ınki köşedeki son yatak. Hemşirelerin bankosuna en yakın olan. Yeşil ameliyat önlüklerine bürümüş iki hemşire çizelgilere bir şeyler karalıyor, alçak sesle sohbet ediyorlar. Doktor Nevaz da asansörde hiç konuşmadan yukarıya çıkarken Sohrab'ı görünce yeniden gözyaşlarına boğulacağımı sanıyordum. Ama yatağın ayak ucundaki tabureye oturup da parlak, naylon hortumların, serum kordonların arasında görünen beyaz yüzüne bakarken gözlerim kupkuru. Solunum cihazının tıslamasıyla eş zamanlı olarak bir yükselip bir alçalan, göğsünü izlerken garip bir sersemliğin, uyuşukluğun pençesindeyim. Bu direksiyonu son anda kıvırıp kafa kafaya toslamaktan, kıl payı kurtulan birinin hissettiği türden bir sersemleme. Kendimden geçiyorum.'' Uyanınca hemşire bankosunun yanındaki pencereye bakıyor. Tere gökte güneşin yükseldiğini görüyorum. Odaya ışık sızıyor. Gölgemi sohraba doğru düşürüyor. Sohra hiç kımıldamıyor. Biraz uyusan iyi edersin diyor hemşire. Onu tanımıyorum. Ben uyurken nöbet değişmiş olmalı. Beni yoğun bakım biriminin bitişindeki başka bir salona götürüyor. İçerisi boş. Bana bir yastıkla bir hastane çarşafı veriyor. Ona teşekkür ediyor salonun bir köşesindeki muşamba divana uzanıyorum. Aynı anda da uykuya dalıyorum. Rüyamda yine üst kattaki bekleme odasındayım. Doktor Nevaz içeriye giriyor. Onu karşılamak için ayağa kalkıyorum. Kağıt maskesini çıkarıyor. Elleri anımsadığımdan çok daha beyaz. Tırnakları manikürlü. Saçlarını ortadan düzgünce ayırmış. Hayır, bu Doktor Nevaz değil. Raymond Andrews. Saksıda domates yetiştiren şu ufak tefek elçilik görevlisi. Andrews başını yana eğiyor, gözlerini kısıyor. Hastane gündüzleri tepedeki parlak beyaz floresan lambaların aydınlattığı, bitmek bilmez bol kıvrımlı koridorlarıyla bir arı kovanı gibiydi. Sağını solunu iyice öğrenmiştim. Doğu kanadındaki asansörün dördüncü kat düğmesinin ışığının yanmadığını, aynı kattaki erkekler tuvaletinin kapısının bozuk olduğunu, açmak için omuzunla yüklenmen gerektiğini biliyordum. Hastane yaşamının bir ritmi vardı. Sabah nöbet değişiminden hemen önceki telaş, gündelik koşuşturma, gece geç saatlerde çöken sessizlik, Ara sıra birini canlandırmak için bulanık bir leke haline koşuşturan doktorlarla hemşirelerin bozduğu dinginlik. Gündüzleri sohrabın baş ucunda nöbet tutuyor, geceleri hastanenin yılansı koridorlarında geziniyordum. Ökçelerimin fayanslardaki çınlamasını dinliyor, uyandığı zaman sohraba ne diyeceğimi düşünüyordum. Sonunda hiçbir şey akıl edememiş bir halde yine yoğun bakım birimine yatağın yanına hışırdayan solunum cihazına dönüyordum. Yoğun bakımdaki üçüncü günün sonunda cihazın borusunu çıkardılar sohrabı giriş katındaki bir yatağa aktardılar. Onu taşırlarken orada değildim. O gece biraz uyumak için otele dönmüş sabaha kadar yatakta dönüp durmuştum. Sabah olunca küvete bakmamaya çalıştım. Artık tertemizdi. Bir kanı silmiş, yere yeni bir paspas yaymış, duvarları güzelce kazımıştı. Ama küvetin serin porselen kenarına oturmaktan kendimi alamadım. Gözümün önünde sohrabın küveti ılık suyla dolduruşu canlandı. Soyunuşu, usturaya elinde çevirişi, tepesindeki güvenlik mandalını açışı, keskin bıçağı çıkartışı, baş parmağıyla işaret parmağının arasında tutuşu, onu suya girerken orada bir süre gözleri kapalı öylece yatarken gördüm. Usturayı kaldırıp bileğine doğru indirirken en son ne düşünmüştü acaba? Lobiden çıkıyordum ki otel müdürü Bay Feyyaz bana yetişti. Sizin için çok üzüldüm dedi. Ama otelimden ayrılmanızı rica edeceğim lütfen. Bu tür şeyler işime büyük zarar veriyor. Anlıyorum dedim. Hesabı kapattım. Hastanede geçirdiğim üç günün parasını almadı. Otelin önünde taksi beklerken Bay Feyyaz'ın sohrabı aramaya çıktığımız gece söylediği şeyi anımsadım. Siz Afganlar biraz, biraz pervasız insanlarsınız. Ona gülmüştüm ama şimdi merak ediyordum. Sohraba o en korktuğu haberi verdikten sonra gerçekten de yatıp uyumuş muydum? Taksiye binince şoföre beni İran'dan gelme kitapları bulabileceğim en yakın kitapçıya götürmesini söyledim. Birkaç kilometre güneyde bir tane var dedi. Hastaneye gitmeden önce uğradık. Sohrab'ın yeni odasının duvarları krem rengiydi. Yer yer dökülmüş koyu gri kaplamalar. Bir zamanlar beyaz olan cilalı fayanslar. Odayı 14-15 yaşlarında Pencaplı bir çocukla paylaşıyordu. Daha sonra bir hemşireden oğlanın bir otobüsün üstünden düştüğünü, bacağını kırdığını öğrendim. Alçılı bacağı çeşitli ağırlıklar takılmış bir askıya alınmıştı. Sohrab'ın yatağı pencerenin önündeydi. Panjurlardan giren öğleden sonra güneşi yatağın alt kısmını aydınlatıyordu. Pencerenin yanında üniformalı bir güvenlik görevlisi duruyor, karpuz çekirdeği çitliyordu. Sohrab 24 saat intihar gözetiminde tutulmaktaydı. Hastane kuralları demişti doktor Nevas. Nöbetçi beni görünce kepin ucunu dokundu odadan çıktı. Sohrab'ın üzerinde kısa kollu hastane pijaması vardı. Sırt üstü yatmış örtüyü göğsüne çekmişti. Yüzü cama dönüktü. Uyuduğunu sandım ama yatağının yanına bir iskemle çekince göz kapakları titreşti açıldı bana baktı. Sonra bakışlarını kaçırdı. Ona verdikleri onca kana karşın çok solgundu. Sağ kolunda da iri mor bir çürük vardı. Nasılsın dedim. Yanıtlamadı. Camdan dışarıya, hastanenin bahçesinde, etrafı çitle çevrili kum bahçesine ve salıncaklara bakıyordu. Oyun alanının yakında bir dizi amber ağacının gölgesinde, kemer biçiminde kafes işi bir kameriye vardı. Ahşap kafeslere tırmanan birkaç yeşil sürgün. Kum havuzunda kovalarla, küreklerle oynayan birkaç çocuk gökyüzü bulutsuz masmaviydi. Bir jet ardında bir çift beyaz çizgi bırakmıştı. Sohraba döndüm. Biraz önce Doktor Nevaz'la konuştum. İki üç güne kadar taburcu olabileceğini söylüyor. Harika bir haber ha? Yine sessizlik. Odanın öteki ucundaki pencaplı çocuk uykusunda kıpırdandı inledi. Odanı beğendim dedim. Sarılı bileklerine bakmamaya çalışarak. Aydınlık manzarası da güzel. Sessizlik. Birkaç huzursuz dakika geçti. Anlımı dudağımın üstüne ince bir ter tabakası kapladı. Başucu sehpasında duran bir kase bezelye aşını kullanılmamış plastik kaşığı gösterdim. Bir şeyler yemek için kendini zorla. Kuvvetini kazanmalısın. Sana yardım edeyim mi? Benimle göz göze geldi sonra gözlerini kaçırdı. Yüzü taş gibiydi. Gözleri hala ışıksızdı. Tıpkı onu küvetten çıkarırkenki gibi bomboş. Ayaklarımın arasında kese kağıdına uzandım. Kitapçıdan aldığım şahnameyi çıkardım. Kapağını sohraba doğru çevirdim. Çocukken bunu babana okurdum. Evin yakındaki tepeye çıkar, nar ağacının altında otururduk. Sesim gitti. Sohrap yine camdan dışarıya bakıyordu. Zorla gülümsedim. Babanın en sevdiği öykü Rüstem'le Sohrab'ınkiydi. Adın oradan geliyor ama bunu biliyorsun elbette. Durdum kendimi aptal gibi hissettim. Her neyse mektubunda senin de en çok o öyküyü sevdiğini yazmıştı. Ben de sana onu okurum diye düşündüm ister misin? Sohrab gözlerini kapadı morluğun bulunduğu kolunu anlına dayadı. Takside kıvırdığım sayfayı buldum, başlıyorum dedim. Şahnameyi kendi başına okuduğu ve bunca zamandır onu kandırdığımı anladığı an Hasan aklından neler geçirmişti acaba? Boğazımı temizledim, okumaya başladım. Her ne kadar gözyaşları ıslanmış bir hikaye olsa da Sohrab'la Rüstem'in mücadelesine kulak verin. Öykümüz Rüstem'in oturduğu sedirden kalkmasıyla başlıyor. İçi çeşitli önsezilerle doludur. Aklından binlerce düşünce geçmektedir. Birinci bölümün çoğunu okudum. Genç savaşçı Sohrab'ın annesine, Samengen prensesi Tahmine'ye, babasının kim olduğunu sorduğu yere gelince kitabı kapattım. Devam etmemi ister misin? Sıra savaşa geldi biliyorsun. Sohrab ordusuyla İran'daki Akkale'ye doğru ilerleyecek okuyayım mı? Başını yavaşça salladı. Kitabı yeniden kese kağıdına soktum. Peki dedim. Bu küçük tepkiden yüreklenmiş bir halde belki yarın devam ederiz. Kendi nasıl hissediyorsun? Sohrab'ın ağzı açıldı. Boğuk bir ses çıktı. Doktor Nevaz bunun olacağını söylemişti. Boğazına soktukları hortum borusu ses tellerini tahriş edebilirdi. Dudaklarını yaladı, bir kez daha denedi. Yorgunum. Biliyorum doktor bunun çok normal olduğunu söyledi. Başını sallıyordu. Ne var Sohrab? Yüzünü buruşturdu. Yine o boğuk fısıltı yandıran sesle konuştu. Her şeyden yoruldum. İçimi çektim, iskemleme çöktüm. Aramızda yatağın üzerinde bir güneş dilimi vardı. Bir an için o ışığın gerisinden bana bakan bu kül rengi yüz Hasan'ın ölü yüzü oldu. Müezzin akşam ezanına başlayıp da Ali bizi çağırıncaya kadar biliyor oynadığım Hasan değil. Güneş batıda kiremitli çatıların ardında devrilirken tepeden aşağıya kovaladığım Hasan değil. Sağ olarak son kez yatak odamdan, yağmurun dövdüğü camdan gördüğüm, ılık bir yaz sağanağında Ali'nin peşi sıra bohçasını taşıyan, Sonra biraz zorlanarak kaldırıp babanın arabasını bagajına koyan Hasan'ın yüzü. Sohrap başı bir kez daha salladı. Her şeyden yoruldum. Ne yapabilirim Sohrap lütfen söyle. Ben yine suratını buruşturdu. Sesini engelleyen şey her neyse onu çekip almak istercesine elini boğazına bastırdı. Gözlerim yine beyaz pansuman beziyle sıkı sıkı sarılmış bileğine kaydı. Eski hayatımı istiyorum diye soludu. Ah Sohrap Babayı, anne canı istiyorum, Sasa'yı istiyorum, Rahimhan Efendi'yi bahçede oynamak istiyorum. Yine evimizde yaşamak istiyorum. Kolunu gözlerin üzerinden geçirdi. Eski hayatımı geri istiyorum. Ne diyeceğimi, nereye bakacağımı bilemedim. Ellerime baktım. Senin eski hayatın diye düşündüm, benim de eski hayatım. Seninle aynı bahçede oynadım sohrap, aynı evde yaşadım. Ama otlar kurumuş, araba yolumuzda bir yabancının cipi duruyor. Asfaltımıza yağ damlatıyor. Eski yaşantımız bitti Sohrab. O yaşamdakiler ya öldü ya da ölmek üzere. Artık bir tek seninle ben varız. Yalnızca sen ve ben. Sana onu veremem dedim. Keşke sen sakın söyleme. Keşke beni, keşke beni suda bıraksaydın. Bunu sakın söyleme Sohrab dedim öne eğilerek. Bu sözleri kaldıramam. Böyle konuşmana dayanamam. Omuzuna dokundum, irkildi, çekildi. Elimi indirdim. Son günlerde ben henüz verdiğim sözü ihanet etmemişken Sohrab'ın nasıl rahatladığını anımsadım. Temasımdan kaçmaz olmuştu. Sohrab sana eski yaşamını geri veremem. Keşke yapabilseydim ama seni yanımda götürebilirim. Banyoya sana bu haberi vermek için gelmiştim. Amerika'ya gelmen bizimle yaşaman için sana vize aldık. Doğru söylüyorum yemin ederim. Soluğunu burnundan saldı gözlerini yumdu. Son iki sözcüğü geri almak istedim. Biliyor musun hayatım boyunca pişman olduğum pek çok şey yaptım dedim. Bunlardan en büyüğü de sana verdiğim sözü tutamamaktır. Ama bu bir daha asla yinelenmeyecek. Sözcüklerle anlatılmayacak kadar üzgünüm. Senden beni bağışlamanı istiyorum. Bunu yapabilir misin? Beni affedebilir misin? Bana inanabilir misin? Sesimi alçalttım. Benimle gelecek misin? Yanıtını beklerken zihnim uzun zaman öncesine, bir kış gününe gitti. Hasan'la yapraksız bir vişne ağacının altında karın üzerinde oturuyorduk. O gün Hasan'la gattarca oynamış, bana olan sadakatini kanıtlamak için pislik yer misin diye sormuştum. Şimdi merceğin altında olan bendim. Sözünün eri güvenilir biri olduğunu kanıtlamak zorunda olan. Bunu hak etmiştim. Sohrap öteki yana döndü, bana sırtını çevirdi. Uzun bir süre hiçbir şey söylemedi. Sonra tam ben uykuya daldığını düşünürken çatlak bir sesle ''Öyle hastayım ki'' dedi. Uyunca kadar yanında oturdum. Sohrap'la aramızda bir şey gitmişti. Ben avukatla Ömer Faysal'la buluşuncaya kadar Sohrab'ın gözlerine küçücük de olsa bir umut ışığı yokluyordu. Çekingen bir konuk gibi ama o ışık artık sönmüş, konuk kaçmıştı. Dönmeye cesaret edecek miydi? Ne zaman? Sohrab'ın yeniden gülümsemesine kadar zaman alacaktı. Bana güvenmesi. Tabii güvenirse. Hastaneden çıktım başka bir otel aradım. Sohrab'ın sesini ancak bir yıl sonra yeniden duyabileceğimi bilmiyordum. Sonuçta sohrap önerimi açıkça kabul etmedi. Geri de çevirmedi. Ama sarkılar açılıp da hastane önlüğü çıkarılınca binlerce ana babasız evsiz hazaradan biri olduğunu anladı. Başka seçeneği var mıydı? Nereye gidebilirdi? Dolayısıyla karar veremeyecek kadar bitkin, güvenemeyecek kadar bezgin bir çocuğun bu sessiz teslimiyetine soruma verilmiş bir evet yanıtı olarak kabul ettim. Onun özlemini çektiği şey eski yaşamınıydı. Sahip olduğu şey ise ben ve Amerika. Koşullar düşünüldüğünde o kadar da kötü bir yazgı değildi. Ama bunu ona söyleyemezdim. Beyninde iblislere at koştururken algı yeteneğin bir lüks olup çıkar. Böylece bir hafta sonra perondaki ılık siyah asfaltı geçtik, uçağa bindik. Hasan'ın oğlunu Afganistan'dan Amerika'ya götürdüm. Onu mutlak bir karmaşadan çıkartıp belirsizliğin karmaşasına taşıdım. Bir gün galiba 1983 ya da 1984'te Fremont'ta bir video dükkanındaydım. Cowboy filmleri bölümündeyken yanımda duran plastik bir bardaktan Coca-Cola içen bir adam muhteşem yediliği gösterdi. Filmi görüp görmediğimi sordu. Evet 13 kez dedim. Charles Branson ölüyor. James Coburn ve Robert Wogan da öyle. Öyle bir şaşkınlık inanmazlıkla bana baktı ki gören az önce içeceğimi tükürdüğümü sanırdı. Çok sağ ol dostum dedi iğneleyici öfkeli bir sesle. Uzaklaşırken hala kendi kendine söyleniyordu. İşte o zaman Amerika'da bir filmin sonunu asla söylememen gerektiğini, karşındakinin buna fena halde bozulduğunu ve sonunu mahvettiğin için seni özür dileyecek hale getirdiğini öğrendim. Afganistan'da sonu bir filmin her şeyi demekti. Hasan'la Zainab sinemasında bir Hint filminden çıktığımızda Ali Rahimhan baba ya da babanın bitmek bilmez arkadaşları, eve girip çıkan kuzenler, akrabalar bir tek şey sorarlardı. Kız filmin sonu mutlu oldu mu? Esas olan hayallerine kavuştu mu? Yoksa sonu acı mı bitti?'' tek bilmek istedikleri sonun mutlu gelip gelmediğiydi. Bugün biri bana Hasan, Sohrab ve benim öyküm mutlu bitip bitmediğini sorarsa onu nasıl yanıtlayacağımı bilemem. Mutlu son diye bir şey var mı? Her şey bir yana yaşan bir Hint filmi değil. Afganların en sık yenilediği değiştir. Zenda Gimigzara, hayat devam ediyor. Başlangıcı, sonu, kemyah, nahkam, bunalımları, sevinçleri önemsemeksizin ağır tozlu bir kervan gibi ilerliyor. Evet bu soruya ne cevap vereceğimi bilmiyorum geçen pazar yaşadığım o küçük mucizeye karşın. Eve 7 ay kadar önce 2001 Ağustos'un ılık bir günü döndük Amerika'ya. Süreyya bizi havalimanında karşıladı. Birbirimizden hiç bu kadar uzun zaman ayrı kalmamıştık. Kollarını enseme dolayıp saçındaki elma kokusunu içime çekince onu ne kadar özlediğimi fark ettim. Sen hala benim yeldağımın sabahısın diye fısıldadım. Ne? Kulağını öptüm boş ver. Süreyya sohrabın yanına diz çöktü elini tuttu gülümsedi. Selam sohrapcan ben Süreyya Halan. Hepimiz dört gözle seni bekliyorduk. Onu gözleri hafif nemli sohraba gülümserken görmek, Rahim ona ihanet etmeseydi nasıl bir anne olacağı hakkında bir fikir veriyordu. Sohrab ağırlığını öteki ayağına verdi, uzaklara baktı. İlk ay Ayşe YouTube kanalında iyi dinlemeler. Süreyya üst kattaki çalışma odasını Sohrab için bir yatak odasına dönüştürmüştü. Sohrab odaya girdi, yatağın ayak ucuna ilişti yatak örtüsü çivit mavisi bir gökyüzünde kanat çırpınan rengarenk uçutmalarla kaplıydı. Süreyya dolabın yanındaki duvara bir çocuğun ne kadar boyattığını ölçmeye yarayacak bir mezure çizmişti. Yatağın ayak ucunda içi kitaplarla dolu bir sepet gördüm. Bir lokomotifle bir de sulu boya takımı vardı. Sohrabın üstünde İslam İslamabad'dan aldığım düz beyaz tişörtle kot pantolon vardı. Bluz bol geliyor, kemikli çökük omuzlarında gevşekçe sarkıyordu. Gözlerin çevresindeki koyu renk halkalar sayılmazsa yüzüne hala renk gelmemişti. Bizi hastanede önüne konulan haşlanmış pirinç kasesine bakarken ki duygusuzluğuyla bakıyordu. Süreyya odanı beğendin mi diye sordu. Gözlerin çocuğun bileklerindeki o pembe tırtıklı çizgilerden kaçırmaya çalıştığını fark ettim. Sohrap başına eğdi, ellerini baldırlarının altına soktu, bir şey demedi. Sonra uzandı, başını yastığa bıraktı. Beş dakika sonra Süreyya ile kapının eşiğinden baktığımızda horul horul uyuyordu biz de yattık. Süreyya başını göğsüme dayadı uyudu. Karanlık odamızda her zamanki gibi uyku nedir bilmeyen biri olarak öylece yattım. Uyanık ve kendi iblislerimle baş başa. Gece yarısı bir ara yataktan indim. Sohrabın odasına gittim, eğilip baktım. Yastığın altında bir şey vardı, ucu görünüyordu. Aldım. Rahim Hanım bana, benim de Şahfaysal camini seyrettiğimiz gece sohraba verdiğim polaroiddi. Hasan'la Sohrab'ın yan yana güneşe karşı gözlerini kısıp dünya sanki çok iyi, çok adil bir yermiş gibi gülümsediği fotoğraf. Sohrab'ın yatağında bu fotoğrafa bakarak onu evirip çevirerek ne kadar yattığını merak ettim. Fotoğrafa baktım. Baban iki parçası arasında bölünmüş biriydi diyordu Rahim Han mektubunda. Ben yasal parçaydım. Toplumca onaylanan meşru yarı. Babanın suçunun masum ama somut kanıtı. Hasan'a eksik iki dişine yüzüne vuran güneş dilimlerine baktım babanın öteki yarısı, yasa dışı, ayrıcalıksız parçası. Belki de babanın yüreğinin en gizli köşesinde gerçek oğlu olarak gördüğü parçası. Resmi bulduğum yere soktum, sonra bir şey fark ettim. Az önceki düşünce eskisi kadar dikenli değildi. Sohrabın kapısını çekerken kendi kendime sordum. Yoksa bağışlanmak böyle mi tomurcuklanıyordu? Gürültülü patırtılı bir veda töreniyle değil de eşyalarını sessizce toplayıp bir gece yarısı habersizce sıvışarak mı? sayfa 363'te bırakıyoruz.